Herkese merhaba. Yepyeni bir OTMR videosuyla yayındayız. Evet, fark ettiniz. Yine OTMR'ın normal liftin bulunduğu alanlardan dışarı çıktık. Bu kez İstanbul'un da biraz uzağındayız. Göcek'teyiz. Dalaman'a indik. Oradan da Göcek'e geldik. Kia'nın yeni bir dönemi var. Kia bütün model serisini neredeyse yeniliyor. Aynı zamanda elektriklerle birlikte de başka bir döneme doğru adım atıyor. Biz fakat onu çok konuşmayacağız. Şu an Egea Hibrit'te yaptığımız gibi kısa yol izlenimi, yol sürüş izlenimini aktaracağız. Kullanacağımız otomobil yenilenen Kia Sportage. Halil merhaba. Merhaba Memduh. Ne habersin? İyi. Şimdi Göcek'teyiz. Bir ön sunuşunu yaptım izleyicilere. Yine birlikte bir kısa bir yol izlenimi aktaralım. İyi oldu. Burada yakaladın bizi vallahi. Değil mi? Evet. Seni İstanbul'da bulmak zor. Burada evet. Çok yani. Yoğunsun. Televizyon programları. Bloomberg'de otomotiv meydanı gayet güzel gidiyor. Onlar hakkında konuşuruz. Teşekkür ederiz. Çok güzel bence şey. Ama istersen şimdi bir hızlıca buradan Fethiye'ye doğru bir gidip gelelim. Evet Halil, Sportage ile birlikteyiz. Yeni Kia Sportage. 5. nesil. Aslında epey bir zamandır, yani epey bir zamandır dedim, aslında 3 aydır falan Türkiye yollarında. Şimdi biraz daha yaygınlaşıyor. Biraz önce toplantıdaydık. Toplantıda bahsedildiğine göre Haziran ayından itibaren hibrit model de satılmaya başlayacak. Şu an 136 beygir gücündeki dizel ve 150 beygir gücündeki benzinli motorlarla alınabiliyor. Otomatik şanzıman tamamen ve yine 4x4 ya da 4x2 seçenekleriyle. Ben hemen şundan bahsedebilirim. Kia bir logosunu değiştirmişti. Tam pandemi dönemine denk geldi. Bununla birlikte bütün algısını, bütün yaklaşımını değiştirdi. Bayiler de değişiyor. Bahsettiler toplantıda. Artık daha premium algısına doğru odaklanıyor. Hyundai ile kardeş biliyorsun. 1998 yılında işte krizde Hyundai satın almıştı, devralmıştı şeyi, Kia'yı. Aslında modellerin çoğu işte Tucson'la Sportage kardeş modeller. İki farklı kitleye hitap ediyor mu bilmiyoruz. Bunu zaman gösterecek ama Kia'nın algısını biraz daha lüks premium tarafa doğru benim algıladığım kadarıyla şu an hani aracın içerisine girer girmez gördüğüm bu. Tabii hep yanıltıyor. Bu test otomobilleri hep en üst donanım oluyor. Aslında cool versiyonunda örneğin böyle bir hayalet gösterge yok. Buradaki otomatik şanzıman da bu şekilde değil. Klasik otomatik şanzıman şeklinde. Ama bu versiyondan itibaren yaklaşık 830-840 bin liradan başlayan bir fiyat. Tabii araç bulunduğu Sportage için de biraz sıkıntı olmaya devam ediyor. Bunlar ulaşıldığında bu fiyatlarla pazarda, yani aslında Tucson'la neredeyse kafa kafaya fiyat açısından bir yerde benzer modellerle. İşte Qashqai gelmişti bir süre önce. Qashqai belki bir tık daha iyi fiyatta duruyor olabilir. Tam rakamlarına bakmak lazım. Fakat Sportage o ikinci nesilden itibaren, özellikle birinci nesli de vardı Sportage'in, ama ikinci nesilden itibaren yüklenen bir model Türkiye'de. Hatta bir dönem gerçekten en fazla satılan, 2004-2005 ile 2010 arasında en fazla satılan SUV markasıydı Kia. Hem Sorento'da hem Sportage'da. Sonrasında o işte 2 litrelere gelen vergilerle beraber pazarda pozisyonu kaybetmişti. Bunun biz OTMR videolarında Halil bir önceki Sportage'in de şeylerini yayınladık. Verilerini yayınlamıştık. İşte hatta kusur rakamları, artıları, eksileri diye. Yine isteyen dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz videodan o videoya ulaşıp izleyebilirler. Oldukça iyi rakamlar çıkmıştı. Sportage'in de özellikle Kia markasının Sportage'in müşteri memnuniyeti, satış sonrası memnuniyet oranları yüksek. Bir önceki versiyonda bu vardı. Bu model biraz daha elektronik, biraz daha
fazla teknolojik. Bakalım bununla ilgili de gelecekte nasıl bir rapor çıkacak ama özetle ben hani çok uzatmak istemem. Bu modelin hani şusu var, busu yok, zaten onları sıralamıyoruz bu videoda ama izlenim açısından, yol izlenim açısından özellikle bu bir paket olarak sunulan teknoloji paketi, yani güvenlik paketleri oldukça başarılı. Pek çok modelde var bu ama bu modelde evet şu an hissediyorsun. Mesela çizgiden seni çıkarmamak için çok sert bir şekilde tekrar çizginin içine atıyor. Örneğin şeyin dışına çıkmak istersen, çizginin dışına çıkmak istersen, yolda sağ sol yapmak istersen kontrol bir şekilde. Bu konuda bayağı iyi bir noktaya gelmiş kullanılan teknolojiler. Motor serisi de gayet iyi. Tabii ki 230 beygir güç sağlayan toplamda hibrit versiyonun da ben bu seride çok etkileyici olacağını düşünüyorum. Ben bu kadar konuşayım. Birazdan sen direksiyona geç Halil ve senin de izlenimlerini almak isterim. Ali Lokşit şimdi direksiyonda. Merhaba OTMR izleyicileri. Evet Memduh, biraz önce senin genel detaylarını anlattığın, makro bilgilerini verdiğin, sülalesinden geçmişinden bahsettiğin Kia'nın şimdi içindeyiz. Biraz yaşımızı da öne çıkartıyoruz böyle birinci nesil, ikinci nesil Sportage falan derken ama tabii 90'lı yıllara kadar. Kendin için konuş yani. Ben o tarihlerde... Üniversitede öğrenciydin daha. Değil lise, mi? Lise, lise. Lise miydi? Lise. Anladım. Ne güzel. Ne güzel yani. Yani evet, aslında ütopyalardan bahsediyoruz. Ben burada biraz da Kia'nın yeni yolculuğunu, yeni ütopyasının nerelere vardığını veya varacağını da anlatmak isterim sana. Bu arabayı madem kullanıyorum, bu arabayı kullanmaya başladım. Bu araç Kia'nın mild hybrid dediğimiz yeni teknolojilerinin başlangıcının, ilklerinin kullanıldığı, 2030 yılında satışlarının %30'unu oluşturacak elektrikli araçların ilklerinden biri. Niro var aslında, onu da biz test etmiştik vesaire, test sürüşleri YouTube'da var ama Niro'dan sonra görüyorum ki Kia bayağı bir çağ atlamış durumda. Şimdi buraya baktığımızda bir zamanlar en lüks otomobillerde, Mercedes S serilerinde gördüğümüz öndeki ekranlar, hani gösterge panelinin yanında onunla birleşik diğer bir ekran, hepsi bu araçlarda satın alınabilir. Biraz yüksek fiyatlı da olsa, o eleştiri yapacağım. Yüksek fiyatlı da olsa satın alınabilir hale gelmiş. Hani Ford bir zamanlar derdi, teknolojiyi demokratikleştiriyoruz. Şimdi bunlar aslında üst versiyon Kia Sportage modelinde artık kullanımımızda, emrimizde, tüketicinin emrinde. Dolayısıyla bunlar Oto MR'ın yapısına da bağlamak istiyorum bunu. Siz bugüne kadarki sportajlara bakarak bir takım hataları çıkarmışsınız, belirlemişsiniz, veri tabanınıza oturtmuşsunuz ama bundan sonra artık birçok aracın elektronik sistemleri, teknolojileri, öndeki ekranları aynı hataları verebilir veya başarıları verebilir. Tabii ki hata diye olumsuza gitmemek lazım sürekli. Belki de bu ekranlar çok da başarılı sonuçlar verecek. Benim burada teknolojik sistemlerde en hoşuma giden bir motosiklet kullanıcısı olarak şunu özellikle belirtmek istiyorum. Bu teknolojilerde sinyal, sağ ve sol sinyalle birlikte çalışan sürüş yardımcısı asistan sistemi çok hoşuma gitti. Geçen bunu Lexus'ta da anlatmıştım. Lexus'un kapıları yandan gelen yaya, bisikletli veya motosikletli varsa açılmıyordu. Aynısı şimdi bu Kia modellerinde kapı açılmama şeklinde değil ama sağa ve sola dönüşlerde ve sinyal verilen yöne doğru ekranda, gösterge panelinde, tamamen dijital gösterge panelinde, birinde hız göstergesi içerisinde, diğerinde de devir göstergesi içinde ekrana dönüşen kamera bağlantıları var. Birebir çevresel kamera sistemi devreye giriyor. Araçta çünkü önde ve yanlarda önde bir kamera var. Aracın diğer sistemleriyle birlikte çalışıyor. Bir de çevresel kamera sistemi var. Bu çok muhtemel, yerine bakmadım, aynaların altında konumlandırılmış. Ve bunlar sinyal verildiğinde açılarak
sürücünün sağ ve sol tarafında, sağa dönecekse sağ tarafında, sola dönecekse sol tarafında neler olduğunu gösteriyor. Yani aslında yan aynalar görüntü olarak, hatta yan aynalardan daha ileri seviyede, gözün görebileceğinden daha ileri seviyede bir ekran görüntüsü gösterge panelinde oluşuyor. Yani yan aynalar hem ayna hem de kamera. Aynı şey TOG'da, yani yerli otomobilde kullanılacaktı, şimdilik vazgeçtiler. Çünkü henüz startup aşamasındaki yan ayna çözüm üreticileri o kamera görüntülerini nereye aktaracakları konusunda tam karar veremediler veya bunlar kadar profesyonel olamadılar. Ben bu sonucu söylemek zorundayım. Kia mühendisleri, Kia tasarımcıları yazılımla olayı hakikaten sistemin içine entegre etmişler. Ha, bu sistem biraz önce dediğim gibi başka marka modellerde, lüks modellerde de var zaten. Onlar da yan aynalardan elde edilen kamera görüntülerini sürücünün önüne entegre ediyorlar. Memduh, biliyorsun ben bu teknolojilerin hepsini onaylamıyorum. Veya tüketici lehine bulmuyorum. Onaylamıyorum derken açmam gerekiyor. Tüketici lehine bulmuyorum. Örneğin multi-hibrit teknolojisi bence ve bunu onun bir önceki şeyini start stop teknolojisi tüketicinin lehine diye değerlendiremiyorum. Üreticinin laboratuvar şartlarını düzenliyor değil evet, mi? Evet. Üreticinin lehine sonuçlar elde edilmesini sağlayan, onların bir takım emisyon cezalarından kurtulmalarını sağlayan teknolojiler. Onun için ben mesela multi-hibrit teknolojisinin hızla devreden çıkıp dönüşüm yaşayacağını, hakikaten elektrik destekli motorlar veya elektrikli motorların kısa süre sonra devreye gireceğini düşünüyorum. Bu araçta iki tip hibrit motor var. Benzinli, dizel ve hibrit motorla satılacak olan bu araçta hibrit motor çeşidi de iki adet. Biri multi-hibrit dediğimiz, aracın elektrikli takviye ile yürümesine izin vermeyen, çok kısa aralıklarla çalışma ve durmasında marş motorunda vesaire devreye giren, yakıt tüketimini verisel bazda düşüreceği iddia edilen multi-hibrit. Bir de önümüzdeki aylarda gelecek, yani Haziran ayında gelecek gerçek hibrit, elektrik destekli hibrit model var. İşte onda biz Kia'nın da gerçekten hibrit ve yakıt tüketimini 3 litrelerin altına düşüren teknolojisiyle tanışacağız. Halil, tabi bugüne kadar 500'ün üzerinde otomobil kullanmış bir insan olarak konuşmaya başlayınca sportajla ilgili herhalde Koreli mühendisler kadar anlatırsın diye düşünüyorum. Ama tabi çok uzatmamakta da fayda var. Hazır Fethiye'ye de yaklaştık bu arada, hızlı geliyor. Otomobil hızlı gidiyor bu arada Halil. Evet, yani torku, tork değeri olarak yollar 250 Nm. Evet, yanlış olmayayım. Şöyle diyelim istersen, çok SUV var, bir sürü, hani aslında yok, nereye gitsen şu an otomobil yok ama model olarak rekabet açısından bir sürü şey var. Fiyatları da aşağı yukarı gördük, duyduk. İşte 730 liradan başlayan, işte 1 milyon 200 bin lira civarına kadar ulaşan hibritle beraber bir seri. Neden sportajı tercih edebilir bir insan? 3 tane madde say desem, 3 tane de ben sayacağım. Tabii Memduh, şimdi bu soruda biraz şey görüyorum, seni hazırlıklı, önden hazırlanmış bir soruyla geldiğin gibi gördüm. Ben tabii neden sportaj sorusuna, neden sportaj değil diye önce bir madde sayarak başlamak isterim. Benzeri C kompakt, yani kompakt SUV segmentinde fiyat açısından pahalı bir araç. Bu nedenle hani neden sportaj değil sorusuna bir cevap verebilirim. Neden sportaj sorusuna da gene fiyattan bağımsız bir cevap vermek zorundayım. Orada da şunu söyleyebilirim. Sportage Türkiye'de Tucson ile birlikte, Hyundai Tucson yani kardeşiyle birlikte, platform kardeşiyle birlikte hayran kitlesi oluşturmuş, ikinci elde tutulan, sevilen bir model. Adeta birçok Japon markasında veya Alman markasında gördüğümüz fan kitlesi Sportage modeli içinde oluşmuş durumda. Dolayısıyla ben bir Sportage alarak boşa kürek çekmeyeceğimi biliyorum. Bunu her an satabilirim. İkinci el değeri derim. Üçüncü olarak eğer istiyorsan eklemem gerekebilir. Burada şu eklemeyi yapmam gerekebilir. Sportaj, evet, şu sürüş kullanımlarıyla bana aslında kaliteli bir araç sürdüğü hissini gerek motor gücü gerekse araç algısı olarak, malzeme kalitesi olarak veriyor. Bu nedenle tercih edebilirim.
Şimdi zor kısmı evet. bana kaldı. Sen her şeyi söyledin. Ya ben burada tabii senin söylediklerine benzer bir şey. Tam rakam hatırlamıyorum. Videoya yazacağım onu. Bizim daha önce çektiğimiz videoda vardı. Türkiye'deki Sportage parkındaki araç sayısı önemli bir şey. İkinci el değeri. Motor serisi modern. Katılıyorum. Mild Hybrid çok verimli bir motor mudur değil midir? Ondan ziyade biz belki hibrit motoru beklemeliyiz biraz daha iddialı konuşmak için. Üçüncü konu da ben Kia'nın önümüzdeki dönem projeksiyonunu beğendim. Evet. İddialı bir marka model olarak, marka serisi olarak hem elektrikli modellerle hem güncel konvansiyonel modellerle iddialı bir yere doğru gidiyor diyorum. Beşinci nesil Kia Sportage ile ilgili yol izlenimlerimizi size aktarmaya çalıştık. Bunu Halil Okşit ile birlikte yaptık. Halil Okşit, otoajanda.com genel yayın yönetmeni ve aynı zamanda 25 seneden daha uzun bir süredir otomotiv sektöründe birlikte dostum, arkadaşım ve bugünlerde de Bloomberg TV'de Otomotiv Meydanı programını hazırlıyorlar. Takip ediyorsunuzdur bir taraftan. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen yapmayı ihmal etmeyin. Hala abone olmadıysanız lütfen kanalımıza abone olun. Bildirimleri açık tutarsanız sizler için hazırladığımız yeni videolardan da anında haberdar olmuş olursunuz. Hoşça kalın.